Evet, tabii sayın kuruma davet ya da davetiye deyince bazen çok karmaşık cevaplar verebiliyor ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği bir İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa böylesi bir ortama ben elbette ki evet derim. Hiç tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışacak bir tarafı yok. Ekrem Bey'in İstanbul'u ilk önce bir özne olarak görmesi lazım. Yani İstanbul'u görmeyenler bugün İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değil değerli arkadaşlar. Yani İstanbul'un eğer sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış farklı farklı gündemleri geçmiş 5 yılda olduğu gibi yine bugüne taşımak olduğu için bir senaryo ve o senaryonun peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil değerli arkadaşlar. O yüzden yani İstanbul'un metrosunu konuşacaksa, İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini, İstanbul'un yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya, her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. Öyle yok. Yani sen İstanbul dışında her işte uğraşacaksın. İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin. Ama İstanbul olduğunda özne maalesef o durumdan uzak duracaksın. Sonra da efendim ben İstanbul'la ilgili bu konuları konuşmak istiyorum. Daveti samimi bir davet değil. Önce İstanbul'u düşündüğünü kendisi bir göstersin. Projeleriyle, duruşuyla, bakışıyla, İstanbul'un geleceği adına, vatandaşlarımızın bu sorunlarını çözmek adına bu samimiyeti göstersinler, sonra bizi davet etsinler.